misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz buyuruyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili dostlarımız, inşallah yine bir İman Hakikatları isimli programdayız. Birlikteyiz. Bugün güzel bir meseleyi paylaşacağız, konuşacağız, ders yapacağız. Birçoğumuzun zaaf gösterdiği, hata yaptığı, bazen bu manayı aşmayı başaramadığı bir konu var ki onu işleyeceğiz bugün. O konu da şudur: ana ve baba hukuku. Yani ana ve baba hukuku mühim bir mesele. Kur'an-ı Kerim bu manaya çok şiddetle, ikazlarla insanlara, müminleri bakmış, uyarıyor. O mana itibariyle inşallah bizler de şuradan aldığımız derse binaen, okuyacağımız hakikatlara binaen bundan sonraki yaşantımızda daha dikkatli olmaya çalışacağız, çalışmalıyız. Çünkü önemli ve mühim bir meseleden, konudan bahsedeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. İmmâ yabluğanna indekel kibâr ehedehumâ evkilâhumâ felâ tegûl lehumâ uffin. Ayette buyuruyor ki Cenab-ı Rabbül Alemin, onlar yaşlılıklarında sizin yanınızda bulundukları zaman onlara öf bile demeyin, onları incitmeyin buyuruyor ayet-i kerime. O yüzden Cenab-ı Rabbül Alemin öf bile demeyin derken bu manayı çok ciddiye aldığı ve ehemmiyete binaen müminlere şiddetle ikaz ettiği buradaki ayetler açıkça görünüyor zaten. İşte bizim hatamız burada. Kur'an-ı Kerim'i anlamak, dinlemek, hayatımıza tatbik etme noktasında sıkıntılarımız var. Kendi doğrularımız var ki bu doğrularımız doğrultusunda hareket ettiğimiz için Kur'an'ın ölçüleri bazen ikinci planda kalabiliyor. Allah muhafaza etsin inşallah. Kur'ani bir hayatı birinci plana, birinci derecedeki hayatımıza almayı, yaşamayı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çizgisinden gitmeyi hepimize Cenab-ı Rabbül Alemin nasip etsin inşallah. Ki çünkü ahiret biliyorsunuz, şu kısacık dünya hayatında kazanılacak. Sonsuzda bir fırsat verilmiş insana. Sonsuzda bir fırsat. Dikkat edin bakın. Alem-i ervah, ruhlar aleminde yaratılmış insan, rahm-ı maderde, anne karnında, sabavette, çocuklukta, gençlikte, ihtiyarlıkta, kabirde, berzakta, haşirde, sırattan ve ebedil abad yolundan giden bir yolculuğun yolcusu insan ki başlangıcından itibaren sonsuza kadar devam eden bir yolculuk bu. Cenab-ı Rabbül Alemin başlangıcını tayin etmiş, sonsuza kadar devam edecek olan bir yolculuğun içerisindeyiz. İşte bu sonsuzluğun içerisinde şu arada hani Blue uçağından itibaren vefat edene kadar ki dönem var ya işte kimisi için 50 sene, kimisi için 30 sene, kimisi doğup vefat ediyor. Muhtelif zaman dilimini Cenab-ı Rabbül Alemin bizlere imtihan sırrından dolayı vermiş. İşte şu kısacık hayatı dünyevi içerisinde sonsuz ebedi bir ahiret hayatını kazanacağımız için buna çok dikkat etmek gerekiyor. Rabbim o dikkatle davranmayı hepimize nasip etsin inşallah diyoruz. Ey hanesinde, yani evinde ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amel mande veya aciz, elden ayaktan kesilmiş, çok iş yapamayan, aciz, alil bir şahıs bulunan gafil, hasta bir şahıs bulunan gafil, ey hanesinde, evinde, anası, babası, ihtiyar akrabası
veyahut da mümin kardeşlerinden aciz, hasta bir zat bulunan gafil diyor burada. Gafil diyor çünkü nefis taşıdığımız için bu konuda gaflet gösteriyoruz. O mana itibariyle de gafletimizi yırtmamız için burada sert bir ikaz bizlere sunulmuş, verilmiş. İnşallah bu ikazı nazar dikkatimize alırız değerli dostlarımız. Şu ayet-i kerimeye dikkat et bak. Nasıl ki bir ayette beş tabaka ayrı ayrı bir surette ihtiyar valideyne, ihtiyar ana ve babaya şefkati celbediyor. Onlara şefkat gösterin, merhamet gösterin diye ayet şiddetle bizleri ikaz ediyor değerli dostlarım. Evet, dünyada en yüksek bir hakikat, inkar edilmez bir gerçek. Peder ve validelerin evlatlarına karşı olan şefkatleridir. Bu gerçek değişmez. Bakın, sadece insan taifesinde de değil, hayvanat taifesinde de bu böyle. Evlatları için canını feda eder derecede valideleri ne yapıyor bakın, hayatlarını ortaya koyuyorlar. Birçok belgeselde bunu izlemiş ve görmüşsünüzdür. Cenab-ı Rabbül Alemin'in şefkat duygusunu onlara vermesi neticesinde o şefkat duygusunun yansıması olarak evlatlarının başına bir şey geldiği zaman kendi hayatını tehlikeye atabiliyor. Vahşi başka bir hayvanın önüne kendini atabiliyor bakın o hayvanat taifesi. Yani annelik duygusu böyle bir şey. Cenab-ı Rabbül Alemin hayvanat taifesinde bile bize hissettiriyor. Hissettiriyor. Açıkça görüyoruz bunu. Tabii hayvanat taifesinde bile böyle olan bir hadise elbette insanlarda daha mükemmel bir suretle vuku buluyor. Bak, belki de torun tombak sahibi olmuştur ama validesi sağdır birisinin. Evladım, ceketini giy, değil mi dışarı çıkarken hava soğuk diye hala bakın ne yapıyor? İkaz ediyor. Ayaklarına güzel bir çorap giy, aman kalın çorap giy, üşütme ha kış kıyamet günü, hasta olursun diyebiliyor bakın. Bu nereden kaynaklanıyor? Kocaman olmuş oğlu evladı, o da artık dede olmuş, o da artık baba olmuş ama annelik şefkati ve duygusu ne yapıyor bakın, ön plana çıktığından onu muhafaza etmek istiyor, koruma etmek istiyor, koruma altına almak istiyor. Bunu zaten aşikar ve açıkça biz ne yapıyoruz bakın, görebiliyoruz, kendi hayatımızda bunu yaşayabiliyoruz değerli dostlarım. O yüzden bu meselenin üzerine gittiğimiz zaman birçok manalar ortaya çıkacak ama biz burada konumuza inşallah aynı çizgi üzerinden devam edelim. Ve en âli hukuk dahi, en yüce hukuk, onların hakkı dahi, onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Onlara hürmet etmek onların haklarıdır. Onların hakkı bu. Onlara hürmet etmemiz. Rabbimiz Cenab-ı Rabbül Alemin böyle emretmiş. Onlara hürmet göstermeyi, öf bile dememeyi emrediyor. Öyle mi? Öyle yani bakın. Ayet gayet açık ve aşikar. Ananın babanın rızasından geçer Allah'ın rızası diyor. O yüzden değerli analar babalar, biz de ana babayız. Bakın. Evlatlarımızı fazla zorlamamak gerekiyor. Hani onlara öf dedirtecek kıvama getirmemek gerekiyor. Aslında hani bir aracı kullanırken araca yön veren bizizdir. Gerek pedallarıyla, vitesiyle, direksiyonuyla. Uçağı da aynı şekilde. Uçağı yön veren bir pilottur. O manivela koluyla ona hareket veriyor. Kendi başına gitmiyor uçak. Aynı şekilde nasıl ki araca sen sert bir muamele yaptığın zaman anında kayabiliyor. Uçağa sert bir muamele yaptığın zaman baş aşağı dönüp düşebiliyor, Allah muhafaza etsin. Demek ki ana baba olarak da bizler öyle hassas davranmamız gerekiyor ki hele şu ahir zaman dehşetinin içerisinde evlatları vitesten attırmadan
onların çizgisinin böyle dışına çıkmalarına fırsat vermeden hassasiyetle götürmeniz gerekiyor. Demek ki öf dedirttirecek hal ve tavrı sergiletmememiz gerekiyor. O kıvamı o hale getirmememiz gerekiyor. Biz de ana baba olarak evlatlarımızın imtihanını ve sınavını kolaylaştırmamız lazım. Yoksa onlara öf dedirttirsek, onları Allah muhafaza etsin isyan boyutuna tavır ve davranışımızla getirsek bu defa evladımızın ahireti sıkıntıya giriyor. Onun ahiret boyutunda manevi mesuliyeti üzerine yükleniyor. E bak, parmağı kapıya kıtsa, aman evladım bir şey oldu mu diye vicdanımız ve şefkatimiz ifrat dereceye gelen o ana baba olarak bizler ahiretini kaybetmesini ister miyiz? Ahiret mesuliyetini, sakar ve cehennem belasını Allah muhafaza etsin üzerine almasını ister miyiz? Bak, ana babanın rızasından geçer diyor Allah'ın rızası. O zaman biz razılık göstermeyip davranış ve tavırlarımızla evlatlarımızı isyankar boyutuna getirdiğimiz zaman Allah'ın rızası da oradan geçmiyor bu defa. Evlat mesuliyeti manevi altına giriyor. Evlatlara öf bile demeyin diyor ayet ama biz ana ve babalar olarak da evlatlarımıza öf dedirtmememiz gerekiyor. Tavır ve davranışlarımızda. Gaddar, cebbar, zorba, adaletsiz bir ebeveyn olduğumuz zaman işte film burada kopuyor. İşte film orada kopuyor. Adalet ve denge. Adalet ve denge çok önemlidir. Evet. Çünkü onlar hayatlarını kemal-i lezzetle evlatlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Bak, çoğu ana baba, evladım biz ahirete irtihal ettikten sonra rahat etsin diye emekli olsa bile ekstra çalışıyor. Onlara vereceğim düğünlerini yapacağım diye gayret sarf ediyor. Onlar hasta oldukları zaman aman iyileşsinler diye onlara imkanlar sunmaya çalışıyorlar. Evini almaya çalışıyor, arabasını almaya çalışıyor. Şu fedakarlığa bak yani. İşte bir gerçek var ki ana ve baba gerçekten evlatlarına karşı merhametlidir ve onlar hayatlarını evlatları için sarf ediyorlar. Yetişecek bir evlat için hayatlarını bakın senin için sarf ediyorlar. Aman evlat olarak bizler de bu manaya dikkat edip onlara öf bile demeden, onların hukuklarını çiğnemeden şu dünya hayatını tamamlamamız ve hitaba erdirmemiz gerekiyor. Bak, bir babanın evladına duası diyor. Bir peygamberin ümmetine duası gibidir. İlginç bir şey. Çok dikkat edin bak bu meseleye. Bir babanın evladına duası, bir peygamberin ümmetine duası gibidir. O yüzden analar ve babalar olarak sakın ha sakın hiddete gelip, kızgınlığa gelip, ağzımızdan evlada karşı kötü bir laf, beddua çıkartmayalım. Bak, Cenab-ı Rabbül Alemin onu ciddiye alıyor. Senin incinmene razı olmuyor. Madem ana ve baba şefkatlidir, merhametlidir, fedakardır, burada Kur'an'ın bahsettiğine göre hayatlarını evlatlar için feda ediyorlar, o zaman kızdıkları zamanda, kızdığımız zamanda bir fedakarlık yapıp susmayı, Allah rızası için sesi sepete koymayı tercih edelim inşallah ki evladımız maddi ve manevi bir mesuliyetin altına girmesin değerli dostlar. Öyleyse insaniyeti sükut etmemiş, yani insanlık seviyesinden aşağı düşmemiş ve canavara inkılap etmemiş her bir evlat o muhterem, sadık, fedakar dostlara halisane hürmet ve samimane hizmet ve rızalarını tahsil ve kalplerini hoşnut etmek gerektir. Onların rızalarını tahsil, kalplerini hoşnut etmek gerektir değerli dostlar. Bu çok mühim bir mesele. O yüzden analar ve babalar olarak bizler
ve bizlerin ana ve babaları, evlatlara karşı hep hayır dua edelim. İnsandır, beşerdir, şaşar. Hata yapabilir evladımız. Kusur işleyebilir evladımız. Kabahat işleyebilir evladımız. Öyle ki biz şefkat ve merhamet duygusundan dolayı manevi mesuliyet üzerlerine binmesin diye o cihetten, o niyetine onlara hep hayır dua edelim. Sakın ha sakın evlatlarınıza beddua etmeyin. Sakın. Sakın. Çok yaşanan hadiseler var. Şu kısacık hayat-ı dünyeviyede bunun o kadar çok numuneleri var ki. O kadar çok numuneleri var ki. Acayip bir şey ya. Acayip bir şey. O yüzden hep hayır dua edelim. Bak, bir evlat, yaşanan bir hadiseden bahsedeceğim bu bölgede. Eşiyle birlikte evinden çıkıp gidiyor babasının evinden. Diyor ki, gittiğin yerde inşallah ölürsün. Böyle ağır bir dua yapılır mı değerli dostlarım? Yapılır. Ne oldu yani bak şimdi? Tamam, geçinememiş olabilir, sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Aman evladım, her iki cihan saadetini Rabbim size versin, muvaffak etsin diyeceği yerde, benim yapabileceğim bir şey var mı diyeceği yerde, ağır bir beddua ile elinden çıkartabiliyor musunuz? Bir ay demek bak. İki kişi kavga ederken ayırmaya geliyor ve yanlışlıkla bıçak onun ta kalbine saplanıyor ve vefat ediyor. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Beddua tam yerini buldu. Çünkü ana ve baba hissiyatlarını kullanarak ızdırar lisanıyla dua ederler. Çünkü şefkatlidir, merhametlidir. Izdırar lisanıyla ettiğinden dolayı o duayı çabuk tesirini gösteriyor. O yüzden evladının acı çekmesi, evladının sıkıntıya girmesi seni hoşnut mu edecek? Kimden intikam alıyorsun? Kimden intikam alıyorsun? O yüzden evlatlarımıza karşı aman, sakın, sakın bakın, sakın. Beddua etmeyelim. Çünkü onların hem dünya hem ahiret mutlulukları için çok önemlidir bir ana ve babanın ettiği dua. Bakın muvaffak olamaz çocuk. Evlat başaramaz bazı şeyleri. Ana ve babasının kalbi buğzundan dolayı engeller takılır önüne. Bundan zevk alamayız biz ana ve baba olarak. Biz daha bundan üzülür ve kederleniriz. E tabii ki evlat da ana ve babanın yaptığı fedakarlığa, hürmete karşı, şefkate karşı ve muhabbete karşı edebini ve haddini bilecek elbette. Bilecek yani çünkü Allah öyle emrediyor. Biz nefsimiz için değil, Allah öyle emrettiği için yaşarız. O yüzden sakın ana ve babanızı bir meseleyi konuşurken bile kavli leyin ile konuşarak o meseleyi halledin ki incinmesinler. Ananızı ve babanızı incitmeyin değerli dostlar. İncitmeyin. Evet. İşte o mübarek ihtiyarların vücutlarını istiskal edip, onlar bir gitse başımdan deyip, ölümlerini arzu etmek ne kadar vicdansızlık ve ne kadar alçaklıktır. Bil ve ayıl diyor Kur'an evlatlara. Onların ölümlerini istemek, başımdan gitse demek ne kadar alçaklıktır ve vicdansızlıktır. Bil ve ayıl diyor. Aman. Kimse bu pozisyona Allah Celle Celaluhu'nun nazarında düşmeyi istemez diyen dostlar. Düşmemek için de bu manaya dikkat etmek gerekiyor. O yüzden din nasihattır, din nasihattır, din nasihattır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu tekerrür ederek söylemiş. Madem din nasihattır, bizler gaflet üzerimizi örttüğü zaman nasihata muhtaç olduğumuzu bilip nasihlerden nasihat almamız gerekiyor ki bu manaları hatırlayalım, alemimizde canlansın, tekrar etsin ve öyle ki Allah nazarında hata yapmayalım inşallah. Evet, hayatını senin hayatına feda edenin, zeval hayatını arzu etmek, hayatını senin için feda edenin, bir an önce ölmesini arzu etmek, başından gitmesini arzu etmek,
ne kadar çirkin bir zulüm, ne kadar bir vicdansızlık olduğunu bil ve ayıl ey evlat. Bil ve ayıl vicdansızlık konumundan çık, vicdanını devreye sok diyor Kur'an-ı Kerim bu manada. Ey derdi maişetle müptela olan insan, malum ekonomik durumlar, geçim derdi, yetiremiyorum, bitiremiyorum, ekstra işler gibi hadiselerle insan maişetini, yani gelirini yetirememekten şikayet ediyor. Ya. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki ahir zaman geldiğinde diyor, ümmetim yetmediğinden şikayet edecek. Hatta birkaç işle birden uğraşmak zorunda kalacak diyor. Acayip bir şey. Hakikaten hiç yetiyor diye daha pek duymuyoruz. Ve birkaç işle birden uğraşmak zorunda kalıyor insanlar. Acaba ahir zaman geldi mi yoksa? Bu da ayrı bir mesele. Evet. Bil ki senin hanendeki bereket direği, şunu iyi bil diyor. Senin evindeki bereket direği, bereket direği. Bak bereketi birazdan açıklayacağız inşallah. Nasıl bir şey olduğunu burada anlamaya çalışacağız, içerisine gireceğiz. Demek ki evimizde yaşlı ana ve babalar, ihtiyar akrabalar veya bir mümin din kardeşimizin bulunması berekete vesile oluyormuş. Bereket direği ve rahmet vesilesi, Allah'ın merhametini celbetme meselesi. Bak, Cenab-ı Rabbül Alemin diyor, yaşlıların duasını geri çevirmekten hicap eder diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mümin bir yaşlıya o kadar önem veriyor ki Cenab-ı Rabbül Alemin, duasını geri çevirmekten hicap eder diyor. Öyle duaları makbul, öyle ağızları dualı ihtiyarlardır bizim mümin ihtiyarlarımız. Ninelerimiz, dedelerimiz, analarımız, babalarımız, akrabalarımız. Ya, o yüzden rahmet vesilesidir bir evdedir. Allah'ın merhametini celbederler. Ve musibet dafiası. Fesübhanallah. Ne demek bu? Musibet dafiası. Musibetin senden uzaklaşmasına vesile olan bir unsurdur, bir sigortadır, bir kilittir diyor. O ihtiyarlardan dolayı. Musibetin senden uzaklaşmasına sebep olan bir varlıktır. Allahu Ekber. Şu güzelliğe bakın. Şu mananın kıymetine ve ehemmiyetine bakın değerli dostlarım. Bakın. Ya. İşte diyor musibet dafiyası olanlar, hanendeki o istiskal ettiğin, istemediğin, sevmediğin ihtiyar, kör akrabandır veya anan ve babandır diyor. O istemediklerin bunların vesilesidir. Merhameti celbediyor, berekete sebep oluyor. Musibetin başından gitmesine güzel bir sebep oluyor. Şu güzelliğe bak. Şu manaya bakın değerli dostlar. Sakın deme. Bakın, sakın diyor, deme. Ne demeyecekmişiz bakın. Maişetim dardır, idare edemiyorum. Dar gelirliyim. Bir de sana mı bakacağım ey akraba? Bir de sana mı bakacağım ey ana baba? Bir de sana mı bakacağım ey mümin? Sakın deme diyor. Sakın deme. Çünkü onların yüzünden gelen bereket olmasaydı, onların senin evinde bulunmasından dolayı gelen bereket olmasaydı, elbette senin dıyk maişetin, yani geçim sıkıntın daha da artacaktı. Daha da fazlalaşacaktı diyor. Şuna bak ya. Nasıl bir hakikat? Hor gördüğümüz, ağzımıza gelen hakareti ettiğimiz, istemediğimiz ana ve babamızın, akrabamızın aslında bizler için nasıl bir güzel mana olduğu şuradaki tefsirden anlaşılıyor değerli dostlar. Bu hakikati benden inan. Bunun çok kat'i delillerini biliyorum. Seni de inandırabilirim. Fakat uzun gitmemek için kısa kesiyorum. Şu sözüme kanaat et. Kasem ederim ki şu hakikat, yemin ederim ki şu hakikat
ana ve baba ve akraba konusundaki, mümin bir aciz insan konusundaki deminden beri bahsettiğimiz o hakikat kat'idir, kesindir. Hatta nefis ve şeytanın dahi bu konuda teslim olmuşlar, susmuşlar. Nefis ve şeytan kolay kolay teslim olmazlar. Kolay kolay susmazlar. Ama nefis ve şeytanın dahi diyor, bu konuda teslim olmuşlar, susmuşlar diyor. Evet, kainatın şehadetiyle, şu yeryüzünün şahitliğiyle, nihayet derecede Rahman ve Rahim, bakın Rahman merhametli ve Rahim şefkatli ve Latif, lütfeden ve kerim olan Halik-ı Zülcelal ve İkram, bolca ikram eden, lütfeden, kainatın sahibi Cenab-ı Rabbül Alemin, çocukları dünyaya gönderdiği vakit, çocukları dünyaya gönderdiği vakit, arkalarından rızıklarını gayet latif bir surette gönderip, memeler musluğundan ağızlarına akıttığı gibi. Hoş bir mana, güzel bir konu, ince bir nokta. Bak normalde annede süt yok. Ama evlat dünyaya geldiği zaman onun en şiddetli ihtiyacı olan, hazmı kolay, vücuduna faydalı olan süt annenin memeler musluğundan çocuğun ağzına akmaya başlıyor. Hayvanat tarifesinde de böyle bu. Doğum gerçekleşti mi süt geliyor. Eşittir, latif ve kerim olan, lütfeden, cömertçe veren, merhametli olan Cenab-ı Rabbül Alemin, çocuk dünyaya geldiği zaman merhametinden, şefkatinden ve onun acizliğinden dolayı arkasından ab-ı hayat gibi ona hayat verici olan rızkı yani sütü gönderiyor. Bunu ana mı yapıyor? Eğer sütü anne yapıyorsa hadi buyurun sahil vakit, hadi bakalım süt yap dediğimize yapsın. O yapmıyor. Çocuğa Cenab-ı Rabbül Alemin onu anne vesilesiyle ikram ediyor. Nasıl ağaç vesilesiyle bize ikram ediyor, perdeleri yırtmadan. Değil mi yani bakın? Toprak vesilesiyle hububatı bizlere yediriyor. İstese pat diye mutfakta her türlü meyve sebze yaratabilir Cenab-ı Rabbül Alemin. Ama herkes ister istemez bu konuda inanmak zorunda kalır meseleye. İmtihan sırrı ya, araya bir perde geliyor. Perdenin arasından gönderiyor Cenab-ı Rabbül Alemin. Gerek toprak perdesinden, gerek ağaç perdesinden, gerek anne perdesinden sütü gönderiyor. Anne perdesinden. O yüzden o çocuğun hakkıdır süt. Sütümü sana helal etmem. Bırakın böyle lafları lütfen. Sütü derken sen yapmamışsın onu. O çocuğun ancak ona ihtiyacı olduğundan dolayı Cenab-ı Rabbül Alemin dünyaya gönderdiği an onu yaratmıştır. O yüzden evlatlarımıza böyle galiz tabirler kullanmayalım ey analar inşallah. Bakın lütfen. Evet, çocuk hükmüne gelen ve çocuklardan daha ziyade merhamete layık ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların rızıklarını dahi bereket suretinde gönderir. Allah, şuna bakın. Nasıl çocuk acizliğinden dolayı Cenab-ı Rabbül Alemin süt vasıtasıyla besliyor o çocuğu? İhtiyarlar da diyor, elden ayaktan çekildikleri için bir çocuk hükmünde aciz pozisyona geldiklerinden bakın, bereket vasıtasıyla Allah onları besliyor diyor. Öyledir yani. Küçücük bir çocuk sütü koy bardağa, 3 metre ileri koy. Hadi yeni doğmuş bir çocuğa. Git al da iç evladım bunu diye bakalım. Gidip alıp içebilecek mi? O başını bile tutmaktan aciz olan yeni dünyaya gelmiş bebek nasıl gidip de alsın o sütü içsin orada? Bir şefkatli el onu sineye yaklaştırıyor. Cenab-ı Rabbül Alemin de rahmet hazinesinden o musluktan sütü akıtıyor. Çocuk öyle besleniyor. Peki neymiş bunun altında yatan sebep? Çocuğun acizliği, kendi başını beceremeyiş oluşu ve Allah'ın da Celle Celaluhu çok merhametli oluşuymuş bunun altında yatan esas sebep. Bakın, onların iaşelerini o yaşlı ihtiyarların elinde bulunduğu zaman
ihtiyaçlarını tamakar, cimri, bahil insanlara yüklemez. Bu cimrilik gösteren, o insanlara yüklemez. Merak etmeyin diyor, evinizde bir ihtiyar ana baba olduğu zaman onların rızıkları bereket suretinde gelir. Bunu merak etmeyin. Korkmayın diyor, sizin sırtınıza yüklemez. Ya geçim darlığım var, ne yapayım, bir onlara mı bakacağım demeyin dedi ya az önce. Onlar bereket vesilesidir. Musibet dafiyasıdır, musibetin gitmesine sebeptir dedik ya az önce. İşte o yüzden onların da rızıkları diyor, acizliklerine binaen bereket suretinde gelir. Bakın, bereket suretinde gelir. İnnallâhu ve rezzakuzul kuvvetil metin. Rızkınızı mutlak surette veren Allah'tır diyor ayet-i kerime. Ayetinin ifade ettikleri hakikati, bütün zihayatın enval mahlukları lisan hal ile bağırıp o hakikati kerimaneyi söylüyorlar. Bak, ağaç kadar aciz bir varlık var mı? Dallarını açmış, boynunu bükmüş, öyle duruyor yerinde. Gidip bir kovası yanına koysan alıp da içecek hali yok. O kadar aciz. O kadar başını beceremeyen bir vaziyette. Aciziyetine binaen Cenab-ı Rabbül Alemin semadan, gökyüzünden yağmur bulutlarını gönderip onun rızkını ayağına getiriyor. İşte burada diyor, rızkı mutlak surette veren Cenab-ı Rabbül Alemin'dir ayetini bütün mahlukatın hali ahvali diyor, ifade ediyor. Bize gösteriyor, ispat ediyor diyor. Öyle mi? Aynen öyle. Aynen öyle bak. Rızık ayağına gidiyor. İnsanlar ağaçlara hizmetkar yapmış. Ağaç ya, aciz bir odun parçası ama akıllı, şuurlu, zeki bir insan gidiyor dibine gübreliyor, çapalıyor, su döküyor, dallarını buluyor. Bak, acziyetine binaen halifeye arz olan insanı hizmetkar etmiş o aciz ağaç parçasına. O yüzden acizliğe binaen rızık diyor mutlak surette bereket vesilesiyle gelir, merak etmeyin diyor. Bakın, hatta yalnız değil ihtiyar akraba, belki insanlara arkadaş verilen ve rızıkları insanların rızıkları içinde gönderilen kedi gibi bazı mahlukların rızıkları dahi bereket suretinde geliyor. İnsanlara arkadaş olarak verilen ve insanlar içerisinde yaşayan kedi gibi hayvanat taifesinin dahi diyor rızıkları bereket suretinde geliyor. Allah Allah! Hiç duymuş muydunuz bunu bakın? Bak, ilk defa duyanlarınız var belki. Kedi gibi hayvanatın tahi diyor rızıkları bereket suretinde gelir. Bereket suretiyle gönderilir onlara. Allah Allah! Çok ilginç bir mesele bakın. Bunu teyit eden ve kendim gördüğüm bir misal, benim yakın dostlarım bilirler ki 2-3 sene evvel her gün yarım ekmek, 2-3 sene evvel her gün yarım ekmek, bir ekmeğin yarısı. O köyün ekmeği zaten küçüktü, bir de ekmek küçük ekstra olarak bakın. Muayyen standart bir tayinim vardı ki, her gün alabildiğim bir tayinatım vardı ki, çok defa bana kafi gelmiyordu. Ekmek hem küçük hem yarısını satın alabiliyor. Çok defa diyor bana kafi gelmiyordu. Sonra 4 kedi bana misafir geldiler. Bakın artık şimdi. 4 kedi diyor bana ekstra misafir geldiler. O aynı tayinim, o küçük olan hem yarım olan o ekmek hem bana hem onlara kafi geldi. Hem de çok kere fazla kalmaya başladı diyor. Allah Allah. Şu ilginçliğe bakabiliyor musunuz değerli dostlar? Şu enteresanlığa bakabiliyor musunuz? Ekmek kendi zatına verdiği zaman yetmezken bir de ekstra 4 kedi ilave eden misafir geliyor. Bakıyor ki rahmetinden, şefkatinden, merhametinden o kedilere de o ekmekten veriyor. Bak ne oluyor? Kediler doyuyor, kendi de doyuyor ve o yetmeyen, sadece şahsına yetmeyen ekmek
artmaya başlıyor. Bunu neyle ifade edeceksiniz? İşte bereket budur değerli dostlar. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın berekete dair göstermiş olduğu, sahabe efendilerimizin huzurunda göstermiş olduğu o mükemmel mucizeler var ki, bir avuç hurma 300 kişiye yetiyor, top oluyorlar ve artıyor bakın. Artıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kile buğdayı şöyle dua edip meshediyor. Diyor ki bunu hiç ölçmeyin. Size diyor kıyamet kopasıya kadar yetecektir. Yıllarca o buğdaydan yemiş o aile. Diyorlar ki ya bu niye bitmiyor, bir ölçelim şunu nesiller. Ölçtükleri gün bitiyor, kesiliyor. Ya böyle bir şey. Bereket böyle bir şey işte. İşte şu hal o derece tekrar edip bana kanaat verdi ki ben kedilerin bereketinden istifade ediyordum. Kedilerin bereketinden istifade ediyordum. Kat'i bir surette ilan ediyorum ki, kesin olarak bunu söylüyorum ki, onlar bana bar değil, onlar bana, o kediler bana yük değil. Onlar benden değil, ben onlardan minnet alırdım. Aslında o kediler diyor bana yük değil. Onlar benden minnet almıyor. Yani ben onları beslemiyorum. Aslında diyor, ben onlardan besleniyorum. Çünkü onlar gelmeden önce o ekmek kendisine yetmiyordu. Ayrıca 4 kedi doyup bir de kendi doymaya başladı. Karnı tok olmaya başladı. Bir de artmaya başladı. Bakın bu neyle ifade edeceksiniz? Böyle yüksek bir hakikat görünüyor burada. Ey insan! Bakın artık şimdi. Ey insan! Şimdi yaşanan bir hadiseden ana ve babanın nasıl berekete vesile olduğunu şuradan anlayacağız inşallah. Madem canavar suretinde bir hayvan kediden bahsediyor. İnsanların hanesine misafir geldiği vakit, insanların evine misafir olarak geldiği vakit, o yüzden kedileri besleyin ha, müthiş bir Kur'an-ı düstur var burada. Bir sır bu ya. Berekete vesile diyor. Tekmelemeyin kedileri. Şefkat gösterin onlara. Onların mırmırları diyor, Ya Rahim, Ya Rahim zikridir. Bediüzzaman Hazretleri öyle söylüyor bakın. Ya Rahim, Ya Rahim, sarih bir surette söylüyorlar diyor. Ya, okşadığın, şefkat gösterdiğin zaman hemen mırmırları başlıyor. Şefkat ve merhametin arkasında Ya Rahim ismini zikrediyor bakın. Enteresan bir şey. Tesadüf olamaz herhalde. Evet. Madem diyor o kediler bir eve misafir geldiği zaman berekete vesile oluyor, öyleyse mahlukatın, yaratılmışların en mükerremi, en çok ikrama mazhar olanı, insan ve insanların en mükemmeli olan ehli iman, insanların en mükemmeli olan, Allah katında en değerlisi olan ehli iman ve ehli imanın, iman sahiplerinin en ziyade hürmete ve merhamete şayan acize, alil ihtiyareler, o acizliklerinden dolayı iş yapamaz olan hasta ihtiyareler ve alil ihtiyarlar, o hasta ihtiyarlar içinde şefkat ve hizmet ve muhabbete en ziyade layık ve müstehak bulunan akrabalar ve akrabaların içinde dahi en hakiki dost ve en sadık muhip olan peder ve valideler ihtiyarladıkları zaman bir hanede bulunsa, deminden beri saydığı akraba, eş, dost, mümin kardeşin veya anan, baban ihtiyarlık halinde bir evde bulunsa diyor, ne derece vesile-i bereket olduklarını anlarsın. Bakın, beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, beli bükülmüş o ihtiyare ihtiyarlarınız olmasaydı, belalar sel gibi üzerinize dökülecekti. Ne derece sebebi def-i musibet olduklarını kıyas et diyor. Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı diyor, musibetler sel gibi üzerinize dökülecekti diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki diyor onların bir hanede bulunması, bir hanede bulunması musibeti senden uzaklaştırıyor.
Bak eskiden bir adet varmıştı biliyor musunuz? Hiroşima, Nagasaki. Orada bir tepe var. Çok ihtiyarlanmış, ayaklarına bağ olanlar o tepeden aşağı yatıp imha ediliyormuştu. O dönemdeki kültürler. Öyle bir yere bakın Cenab-ı Rabbül Alemin nasıl musibet veriyor. Geçmişte böyle hadiselere şahitlik etmiş o Nagasaki bölgesi. Ne oluyor akabinde? Bir atom bombası gönderiyor ki Cenab-ı Rabbül Alemin. Bir şey tesadüfen olmaz. Rastgele olmaz. Hikmet çerçevesinde bu yaşanan şeyin arkasında ne var acaba deyip onu merak edip onu incelemek gerekiyor önce. Allah boşuna bir şey vermiyor. Ayette buyuruyor, sizin başınıza gelenler ellerinizle ve dillerinizle yaptıklarınızdan başka bir şey değildir. Ya ihtiyarlıklara, hürmetsizliğe şahit olan o bölgeye Cenab-ı Rabbül Alemin bir bomba gönderiyor ki ot dahi bitmiyor. İşte burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ne derece diyor sebebi defi musibet. Ne derece musibetin def olmasına sebep olduklarını anlarım. İşte ey insan aklını başına al. Eğer sen ölmezsen ihtiyar olacaksın. Böyle bir gerçek var değil ya. Eğer sen ölmezsen ihtiyar olacaksın. El ceza ümin cinsil amel sırrınca, cezalar aynı cins amelden gelir sırrınca. Men dakka dukka deriz ya ona, etme bulma dünyası halk tabirinde. El ceza ümin cinsil amel, İslami bir kaide. Cezalar aynı cins amelden gelir. Sen valideynine hürmet etmezsen, senin evladın da sana hürmet etmeyecektir, buyuruyor Cenab-ı Rabbül Alemin. Rabbim inşallah akıllı, şuurlu, Kur'ani ölçüde anasına, babasına, akrabasına hürmet eden müminlerden olmayı bizlere nasip etsin inşallah değerli dostlar. Evet, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah başka bir İman Hakikatleri isimli programda farklı bir mevzu, farklı bir konu ile huzurunuzda olacağız. Sağlıcakla kalın efendim. Hiç düşünmez misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz buyuruyor.